Merhaba sevgili Tur Rehberi'nin takipçileri. Sizleri Yazılı Kaya Odası'ndan selamlıyoruz. Çorum'dayız. Hattuşaş bölgesinin Hititlerin merkezindeyiz. Ve Yazılı Kaya Hititlerin bilinen en eski, en büyük açık hava tapınağı. Ve şimdi biz orayı gezeceğiz. Hititlerin yeni yılı kutlama törenlerini yaptıkları tapınağın merkezini sağ tarafımızda hemen yer alan büyük boyutlu ağ odası ulaştırıyormuş. Önce oraya gideceğiz. Bu kaya odasının önünde tapınağa düştü dış dünyadan ayıran büyük bir yapı kompleksi bulunmakta. Yazılı kayada kayalara işlenen Hitit panteonuna ait tanrılar Hititçe değil Hurri kökenli isimlerle belirtilmiştir. Ağ odasında sağda tanrıçalar, solda ise tanrılar iki figür dışında betimlenmiş. Her figürün yanında Luvice hierogliflerle Tanrı'nın adı yazılmış sevgili takipçiler. Bu Tanrılar dipteki ana sahneye doğru ilerler durumda. Şimdi göreceğiz. Ana sahnede ülkenin en önemli Tanrısı olan Fırtına Tanrısı Teşup ile Güneş Tanrıçası Hepat karşılıklı durmakta. Bu kaya odasının en büyük figürü ise ana sahnenin karşısında yer alan Yazılı Kaya'ya M.Ö. 13. yüzyılda şimdiki görünümünü veren büyük kral 4. Tuthaliya'nın kabartmasıdır. Şimdi gidelim o kabartmayı ve o tanrıların figürlerini görelim. Önce şu tarafa bir geçelim. Çağrı Bey de bize eşlik eder. Şimdi bakın burada kabartmalar. Kısa bir bilgiden sonra bakın dikkatinize sunuyorum. Gerçekten Yazılı Kaya'da görülmesi gereken en önemli yerlerden biri. Şöyle bakalım sevgili takipçiler. Kaya gerçekten düşecek gibi. Az önce bahsettiğimiz tanrılar, figürler asıl şimdi içeri girdiğimizde göreceğiz. Burada da onların bakın hemen şurada üstte insan figür bayağı belirli, bayağı belirgin. Çok güzel. Şu anda size Çağrı Bey'i çekiyorum. Gizli çekim yapıyorum. Çağrı Bey bize kamerasıyla neler çekiyor. Evet, şimdi şu güzellik ve burada muhteşem bir çam ağaçlarının rehası var, kokusu var. Bakın, şimdi şu basamaklardan Yazılı Kaya'nın o muhteşem atmosferine gidiyoruz. Gerçekten dünyanın herhangi bir bölgesinde olsa kıymetine paha biçilmeyecek bir yerdeyiz şu anda. Nedense biz Türkler Avrupa'yı gezmeyi çok seviyoruz ama hadi gel Hititlerin peşinde gezelim desek buraya gelmek isteyecek çok fazla insan bulamayız. Bakın şu güzellikler. Ama çok sıcak. Evet asıl bu tarafta evet çok güzel bahsedilen kabartmalar burada. Size az önce okuduk. Burası da Yazılı Kaya'nın B odası sevgili takipçiler. Az önce girdiğimiz gibi dar bir geçitten girilen B odası büyük olasılıkla M.Ö. 13. yüzyıl sonlarında 4. Tuthaliya'nın oğlu 2. Şupuliliuma. Evet isimleri hep çok ilginç tarafından. Ölen babasının adına yapılmış sevgili takipçiler. Geçen yüzyılın sonlarında kazılmış olduklarından bu odadaki kabartmalar daha iyi korunmuş. Gelin bakalım. Şimdi evet bunlara bakalım. Şöyle seyredelim. Evet, benzeri ağ odasında da olan 12 yeraltı tanrısı yüksek sivri külahlı, kısa etekli olup omuzlarında orak biçimli kılıç taşımakta sevgili takipçiler. Kabartma yeraltı tanrısı Nergal'in tasviri olmalıdır. Öyle tahmin ediliyor. Evet, bunun sonunda solunda Kral 4. Tuthaliya'nın isim kartuşu. Evet, sağında ise Kral
dördüncü Tutaliya'nın koruyucu tanrısı Şerrumman'ın himayesine alındığını gösteren kabartma var. İsimleri telaffuz ederken tabii ki zorlanıyorum, lütfen kusura bakmayın. İşte muhteşem bir kabartma, inanılmaz. Şimdi ben size şimdi Çağrı Bey'i çekeceğim. O gizli, ayrı ayrı iki ayrı çekim yaptığımız için seslerimiz de birbirine giriyor, kusura bakmayın. İşte Çağrı Bey geliyor, yakaladım ama o beni çekmez. Merhaba sevgili takipçiler. Evet, çekimler birbirine girdi. Sevgili tur rehberinin canım takipçileri, mutlaka gelin. Bu kral odalarını, kral kabartmalarını da seyredin. Yazılı Kaya'yı da görün. Eskişehir bölgesindeki Frig Vadisi'ndeki Yazılı Kaya'ya gitmiştik zaten. Sizlerle oraları da görmüştük. Şimdi de buraya gelmek kısmet oldu. Gerçekten çok güzel. Şimdi ben çekimi bitireceğim ve biraz burayı seyredeceğim. Gerçekten çok güzel, çünkü hepinizi Çorum'dan Hititlerin yuvasından, Hititlerin gölgesinden selamlıyorum.